Bakın söylüyor adam, ara fosil bulamıyoruz diyor. Ara fosil yok. Ama Celal Hoca çıkmış, bütün dinozorlar ara fosildir diyor. Ya kardeşim, hocamız artık ne diyelim bilmiyorum yani. Sen dev, mükemmel bir varlıktan bahsediyorsun. 12 metre, 15 metre, 19 metre boyu var hayvanın. 25-30 metre eni var. Mükemmel kemik yapısı ve mükemmel bir kas sistemi var. Hayvanın hormonları var. Hayvanın üretim mekanizması var. Hücrelerinde bütün vücut özelliklerine ait milyonlarca bilgi kodlanmış durumda. Yani mükemmel bir varlıktan bahsediyorsun sen ve kusursuz bir varlıktan bahsediyorsun. Neresi bunun ara fosil? Ara fosil dediğin şey ecüş bücüş, karma karışık, yarısı ölen yarısı yaşayan garip varlıklara denir. Bundan milyonlarca olması gerekiyor diyor Darwin. Hiç yok. Tek bir tane yok. O gün dedik Celal Hoca'ya, bir tane getirdik. Ama ben Celal Hoca'ma yine bir hediye getirdim bugün. Bundan sonra her gün ona bir hediye var. Mesela efendim 95 milyon yıllık, çok özür dilerim, 95 milyon yıllık kedi balığı. Şimdi Celal Hocamız sıkı dursun, göstertiyor. Bak Celal Hocam, 95 milyon yıllık kedi balığı fosili olduğu gibi duruyor, görüyorsun. Dinozora benzemiyor. Evet. Ne de zamanla işte insan olmuş, aynı şekliyle kalmış, buyurun. Tıpatıp aynısı. Şimdi bunun için büyük bir alim olmaya, doktora yapmaya falan da gerek yok. İlkokul çocuğuna göstersen anlar. Fotoğraf gibi. Bak bu, ben buradan yakından görüyorum. Kılçıklarının ince detayı bile görülüyor. Tıpatıp aynısıdır. Tabii yine size, Celal Hocamıza bir hediyemiz daha var bugün. Evet, hemen görür görmez tanıyacaklar hocamız. İlmine biz güveniyoruz. Amfibiyen. Bakın yaşı ne kadar? 290 milyon yıl ve 248 milyon yıl arası. Ve tıpkısının aynısı, görüyorsunuz üstteki resmi, alttaki de fosili. Taşlaşmış fosil. Birebir aynı. Hani bu bizim atamızdı, hani dedemizdi. Değil mi? Demek ki değilmiş. Bu hayvan hayvan olarak kalmış. Bakın asrımızda kayanın üstünde hayvan geziniyor. 290 milyon yıl önce de yine geziniyormuş kerata. Bu kayaların üstünde orada kalmış. Allah fotoğraf gibi dondurmuş. Demek ki nereye baksak yaratılışın delillerini görüyoruz. Bir de o, evet, Celal Hocam'ın söylediği bir şey vardı. Bu tam da emin değilim ama sizin kaynaklarınızda da zaten var. Bakanlar görür onu. Bu oksijenle alakalı. Onun oksijen yok. Dünyada böyle bir şey yok dediği dönemlerde bulunan granitler, mermerler, taşlar var hocam. Şimdi Celal Hocam'a gösterttim. O devirdeki kayaları gösterttik. Demir oksit kayaları. Evet. Oksijenin alası varmış. Ama diyelim ki Celal Hocam'ın dediği gibi olsun ortam. Ama var olduğunu ispat ettik, gösterttik. Yani hem de net. Çok büyük kitleler halinde var. Demir oksit kayaları. Eğer ilk, o dediği şekilde olsaydı, oksijen olmasaydı, o zaman da ozon olmuyor. Ozon olmayınca da, şimdi bakın mesela gökyüzünde ozon tabakası olmasa, canlı diye bir şey kalmaz. Güneş ışınları ne var ne yoksa hepsini öldürür. Şimdi yine olmadı. Bak oradan da tutturamadı. Öyle hücre müce hiçbir şey bırakmaz. Ben aslında Celal Hocam'a bugün protein tozu da getirecektim. Burada bir top, şöyle bir hamur haline bir karıştırıp kaşıkla gösterecektim. Yani protein tozunda neler olur, neler biter. Yani ondan nasıl canlı olmayacağını ona anlatacaktım ama bundan da haberi yok hocamızın. Yani oksijen olmayınca ozon da olmuyor. Ozon olmayınca da yaşam olmaz. Yaşam olmaz. Evet.